Merhaba arkadaşlar, C# Form derslerimizin 28.si ile karşınızdayız. Bu dersimizde trivye kontrolünden bahsedeceğiz. Kategori ve alt kategori işlemlerinde kullandığımız bir kontrol toolbox'tan alalım. Şu şekilde. Evet, list box'a benzemekle beraber burada bütün alt kategorilere ulaşma şansımız var. Ulaşabiliyoruz yani. Arkadaşlar burada kategori eklemek için Properties penceresini de kullanabilir. Şu okun olduğu yeri de kullanabiliriz. Edit Notes burada kategori eklemek için tıklıyoruz oraya arkadaşlar. Şimdi şurada Add Road dediği kök ekle. Şöyle 3 tane kök ekledim. Alt kök eklemek için şurada Add Child diyoruz. Mesela veya onun altına bu şekilde ağaçlandırarak, yani zaten trivia dediğimiz kontrol ağaç görünümü anlamındadır. Şimdi diyelim ki şöyle olsun. Ankara, Ankara'ya bağlı Sincan, şöyle Yeni Mahalle, bu da şöyle Çankaya olsun. Burası mesela İstanbul. 3 büyük ili yazalım. Bu da İzmir. Karışık yazdık. Evet, bu şekilde. Örneğin Sincan'a bağlı mesela Fatih Mahallesi olsun. Evet, Fatih Mahallesi'ne bağlı mesela 35. sokak şeklinde olsun. Evet, bunları da bu şekilde arttırabiliriz. OK diyorum. Evet, görünüm bu şekilde. Şimdi burada bakalım şöyle Properties penceresine. Arka plan rengi falan, yazı rengi yine aynı şekilde fontunu ayarlayabiliyoruz. Checkbox'ı seçeneği var. Şöyle kutu şeklinde arkadaşlar seçilebilme, işaretlenebilme özelliği geliyor. Başka burada şöyle karşımıza en çok çıkabilen özelliklere bakalım. Evet, şu şu indent olayı var, yani seçeneği var arkadaşlar. Bunu arttırdığımız zaman sağa doğru ne kadar boşluk olacağını ayarlıyor. Örneğin 35 mesela dediğim zaman biraz daha sağ tarafa kaydı. Ya da 10 dediğim zaman mesela çok daha sola yaklaştı. Şöyle 40 diyelim. Bu şekilde olsun. Burada arkadaşlar item height nesneler arasındaki yüksekliği vermiş. Mesela 50 dediğim zaman bu şekilde. 50 çok olur. 30 diyelim ya da 25 diyelim. Bu şekilde olsun. Şu line color çizgi rengi, bunu da değiştirebiliriz istediğimiz gibi. Evet, şu anda mavi oldu. Mesela kırmızı diyelim. Kırmızı oldu arkadaşlar bu şekilde. Varsayılan renk olsun. Siyah. Başka burada, evet, Show Lines seçeneği var. Şu anda varsayılan olarak turu. Bunu false yaptığım zaman aradaki çizgiler kayboldu. Şurada şimdi bakalım şöyle. Şu
da bir özellik. Evet. İmaj özelliği var arkadaşlar. Yanlarına küçük resimler ekleyebiliyoruz. Mesela diyelim ki imaj listemizi aldık. Geçen dersimizde imaj listeden bahsetmiştik. Yine aynı şekilde mesela 25'e 25 diyelim. Eni ve boyu. Çözünürlüğü en yüksek. Arkadaşlar resimleri rastgele seçeceğim. Yani şehirlere uygun değil ama maksat mantığı anlaşılsın. Onu anlaşılsın diye bu şekilde yapacağız. Mesela örneğin şu. Evet arkadaşlar, şimdi okey diyelim. Yani buralara nasıl resim eklediğimizi göstereceğiz. Şimdi burada tabii şöyle bir şey de var. Her bir nesneyi farklı şekilde renklendirebiliriz ya da özelliklerini değiştirebiliriz. Örneğin Ankara'nın veya işte Ankara'ya bağlı Sincan'ın şeklinde özelliklerini değiştirebiliriz. Buradan da zaten mesela ne diyelim? Şimdi burada imaj list seçeneğini şöyle imaj list 1 yapıyorum. Tabi hepsine 0. indeks geldi. Bunları dediğim gibi şuradan değiştirebiliyoruz. Şu okun olduğu yerden. Mesela İstanbul'u değiştirelim. İstanbul'u şu şekilde yapalım. İzmir'i evet bu şekilde yaptık. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tabii bunun diyelim 20'ye 20 de yapsak en boy şeklinde biraz daha küçük olacak. Evet buna bu şekilde resim de ekleyebiliyoruz yanına. Evet şimdi şöyle şurayı biraz daha büyütelim. Bir tane şöyle label alalım. Bir tane buton, hatta iki tane alıyorum. Şöyle biraz daha şurası ekle diyelim mesela. Bu da hepsini göster. Bir de silme vardı. Sileyim şöyle. Şimdi burada seçilen notumuz arkadaşlar label bir de görünsün. Bunu da şöyle trivye ve çift tıklayarak yapalım. After Select olayında.
Şöyle diyeceğiz. Label 1 nokta text eşittir trivf 1 nokta nokta selected node nokta text dediğimiz zaman arkadaşlar gelmesi lazım. Şöyle bir çalıştıralım. Ankara, İstanbul, İzmir. Evet, mesela Sincan, Fatih, 35. sokak vesaire geldi. Evet, bilgiler bu şekilde göründü. Evet, başka burada ekleme işlemini gösterelim. Burada trivia bir nokta not at şu şekilde. Tabii bunu şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir tane text box'tan alsın. Ekleme işlemini. Text box bir nokta text'ten alsın bu şekilde. Evet, bir çalıştıralım mesela İstanbul için. Ekleyelim. İstanbul için mesela Beyoğlu dedik. Aslında direkt yok. Şöyle diyeceğiz. Selected node diyeceğiz. Evet, şimdi evet, şimdi bu şekilde dediğimiz zaman seçili olan kategorinin altına ne yapacak? Bir alt kategori ekleyecek. Mesela Beyoğlu dediğim zaman evet hemen İstanbul artı oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde Beyoğlu'na bağlı mesela Çağlayan diyelim. Çağlayan Mahallesi. Evet arkadaşlar, bu şekilde geldi. Ekleme işlemi bu şekilde. Silme işlemini gösterelim. Şimdi burada da aynı şekilde. Trivf 1 nokta selected node not nokta remove dediğimiz zaman
Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı çalıştıralım. Burada mesela şöyle bir gösterelim. Örneğin mesela Sincan'a bağlı Fatih'i sildik diyelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Mesela evet, Sincan Yeni Mahalle ya da İzmir diyelim mesela. Evet, seçili kategoriyi siliyor arkadaşlar. Bir de son olarak trivia 1 nokta expandle dediğimiz zaman hepsini gösterecek bize. Yani bütün alt kategorilerle beraber. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini bize gösterdi. Evet, genel olarak arkadaşlar trivia kontrolü bu şekilde ekleme, silme, hepsini gösterme işlemlerini gösterdik. Bazı özelliklerden de bahsettik. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.